Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde D5 render içerisinde sıfırdan bir materyal nasıl oluşturulur, ayarları nelerdir ve texture map dediğimiz tekstür haritalarını detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Şimdi dersimize geçebiliriz. İlk olarak sıfırdan bir materyal oluşturabilmemiz için sol üst köşedeki assets bölümüne tıklıyorum. Kısa yol tuşu M'dir. Assets'e tıkladığımda gördüğünüz gibi D5 render kütüphanesi açılıyor ve burada sol üst köşede material başlığına tıkladığımda D5 render içerisindeki material arşivi karşımıza geldi. Şimdi burada sol tarafta others bölümüne tıklıyorum ve basic materiallar karşıma geldi. Buradan da custom material'a tıklıyorum ve burayı kapatıyorum. Gördüğünüz gibi imlecim bir damlacığa dönüştü ve ben buradan istediğim model üzerine bu materyali atabilirim. Şimdi ben zemine bu materyali atadım. Gördüğünüz gibi rengi değişti. Sıfırdan bir materyal oluşturacağız. Ve tıkladığım anda gördüğünüz gibi sağ tarafta da e, materyalimizin ayarlarının olunduğu bölümde açıldı. Şimdi bunları detaylı bir şekilde bakalım. Şimdi sağ taraftaki map başlığı altındaki base color ve base color map inceleyelim. İlk olarak base color'a tıkladığınızda altında beyaz bir tucuk var. Buraya tıkladığımda gördüğünüz gibi bir renk skalası açılıyor. Atadığım materyalin rengini buradan değiştirebiliyorum. Farklı renkler mevcut. İstediğiniz rengi bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Base Color Map ise Gördüğünüz gibi beyaz kutucuk yok oldu. Burada Base Color Map'te tekstür dediğimiz şipek resimlerine ihtiyaç duyar. Ve bu şekilde sahnemizde renk ya da doku atabiliyoruz. Buraya tıkladığımda daha önceden ayarladığım bir tekstürlerim var. Buraya gördüğünüz gibi Albedo ya da Diffuse denilen map kanalları atılır, tekstürleri atılır. Burayı açı tıkladığımda gördüğünüz gibi seçili olan materyalimi tekstürümü atamış oldum. Gördüğünüz gibi Base Color ve Base Color Map sahnemizde sıfırdan oluşturduğumuz materyali rengini belirlediğimiz ayarlardır. Şimdi geçelim diğer ayarımız. İkinci ayarımız Normal Map. Normal Map nedir? Dokuların üstündeki girinti çıkıntı gibi pürüzlü yüzeyleri e, detaylı bir şekilde gösterir ve daha realistik sonuçlar elde edebiliriz. Şimdi detaylı bir şekilde Normal Map'e bakalım. Normal Map'i e, buradaki tucağa tıklıyorum. Normal Map genellikle böyle mor mavimsi bir tekstürdür. Burayı seçtim. Şimdi buradaki yanındaki parametreyi arttırdıkça yüzey üzerindeki dokuların detayını ortaya çıkaracaktır. Bakın arttırdıkça gördüğünüz gibi yüzey üzerindeki girinti çıkıntılar çok net bir şekilde çıkmaya başladı. Şimdi mesela azalttığım zaman da gördüğünüz gibi etkisini görebilirsiniz. İşte normal map daha çok böyle e, detaylı e, dokular elde etmemize yalayan bir harita. Şimdi burada da baktığımız zaman, bakın buradaki girinti çıkıntılarda da daha net belli ediyor kendini. Ve gördüğünüz gibi realistik bir sonuç elde edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi normal map bu işe yarıyor. Geçelim üçüncü ayarımıza. Gelelim üçüncü ayarımız specular map. Şimdi specular ne işe yarıyor ona bakalım. Specular aslında sahnemizdeki tekstürü, materyalin aslında yansıma şiddetini arttırdığımız ya da azalttığımız bir ayardır. Şimdi ben specular'ı arttırdığım zaman gördüğünüz gibi sahnedeki ışık gibi etkilerin yansıdığını yüzeyde görebiliyorum. Mesela şuradaki Shaper üzerinde denemeye gelirsek şimdi bu siyah yaptım ve spec arttırdığım zaman gördüğünüz gibi aslında yansımasını şiddetini belirleyebiliyoruz. Bunların genellikle map haritaları siyah ve beyaz dengesi üzerine kurulmuştur. Siyah olursa daha az bir yansıma şiddeti vardır. Beyaz olursa daha fazla bir yansıma şiddeti vardır. Şimdi geçelim dördüncü ayarımıza. Dördüncü ayarımız ise Rockness. Rockness ne işe yarar? Rockness yansımaların yüzeyler üzerindeki dağılımını ayarladığımız parametre ayarıdır. Şimdi Rockness'ı aşağıya doğru indirdiğim zaman gördüğünüz gibi daha çok yansıma yapıyor ve 1'e doğru yakın bir hareket gerçekleştirdiğimde ise mat bir görünüm elde ediyorum. Ve bu şekilde Rockmas'la malzemelerimizin üzerindeki dağılımını ayarlayabiliriz. Ve Rockmas'ın da mapi vardır. Bu da aynı şekilde siyah ve beyaz dengesi üzerine kuruludur. Şimdi buradaki parkemize ben Rockmas mapini atıyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi gri tonda yani siyah ve beyaz renk aralığında. Bunu açıyorum. Şimdi farkındaysanız bir anda yansımada bir değişiklik meydana geldi. Aslında buradaki parametrelerin çoğu map atadığınızda aslında map'i ekarte etmek ya da bu map'in ne kadar kullanacağınızı belirleyebiliyorsunuz. Mesela aşağıya doğru yani sıfırladığım zaman şu an buradaki map'in hiçbir önemi kalmıyor. Ama yukarıya doğru bir hareket gerçekleştirdiğimde gördüğünüz gibi buradaki map haritasına göre işlem gerçekleştiriyor. Bakın buradan da yansımayı istediğim şekilde ayarlayabiliyorum. Ve gördüğünüz gibi aslında daha realistik sonuçlar elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Rockmus da bizim bu işlemimize yardımcı oluyor. Şimdi geçelim beşinci ayarımıza. Beşinci ayarımız metalik. Metalik ne işe yarar? Metalik genellikle krom gibi, alüminyum, demir gibi metal malzemeleri oluşturmamıza e, yarayan bir parametredir. Şimdi buradaki metali arttırdığım zaman gördüğünüz gibi biraz daha alüminyuma benzer bir malzeme oluştu. Metali arttırdığınız zaman gördüğünüz gibi bir metal malzeme oluşturuyor ve aynı şekilde specular ya da rockness gibi malzemelerle de aslında çeşitli krom gibi alüminyum gibi malzemeler oluşturabilirsiniz. Mesela buradan biraz daha rengin de Aşağıya çektiğimde gördüğünüz gibi aslında biraz daha krom bir malzemeye dönüştü. Bunun gibi metal malzemeleri oluşturmamıza yardımcı olan bir parametredir. Ve aynı şekilde burada da tekstür map girişi vardır. Burada da siyah ve beyaz dengisi üzerine kuruludur. Gördüğünüz gibi metalik de bu kadardı. Geçelim 6. ayarımıza. 6. ayarımız ise Ambience Occlusion Map'tir. Ambient Occlusion Map ne işe yarar? Ambian Occlusion Map genellikle dokulardaki uyup gibi girinti, çıkıntılardaki ışığın az geldiği noktalarda gölgeler oluşur ve Ambient Occlusion da oradaki gölgeleri aslında biraz daha kontrast katar, daha e, siyah gözükmesini sağlar ve bu şekilde tekstürlerimizi derinlik katmış oluyor ve realistik bir render için gerçekten önemli bir ayar. Şimdi buradaki parkimin ambiyans okulayıcı mapini çağırıyorum. Gördüğünüz gibi bu e, uyuk olan bölgeler tamamen siyah üzerinedir. Geri kalanlar beyazdır. Açıyorum. Şimdi burayı arttırdığım zaman şuradaki derzlerdeki bölmelere baktığınızda biraz daha bir koyu etki oluşturabiliyorum. Şimdi biraz daha yakın bir açıdan bakalım. Gördüğünüz gibi bakın şuralarda bu olayı görebiliyorum. Daha bir huyu hale getirip aslında birinlik katıyor ve renderlarımız daha gerçekçi çıkıyor. Ambiance Occlusion Map bu işe yarıyor. Yedinci ayarımız MSI. MSI nedir? Genellikle modelde veya materyal üzerinde böyle kendi ışığını yayar gibi görünmesini sağlayan bir özelliktir modelin belirli bölgelerini böyle parlak veya ışık saçıyormuş görünmesini sağlar. Aslında fake bir ışıktır yani sahte bir ışık yayar. Yapay ışıklardan ayrıdır. Tamamen görsel üzerine yapılır. Şimdi buradaki emesi bölümüne geliyorum ve bunu aktif hale getirdiğimde gördüğünüz gibi sanki bir ışıkmış gibi sahte bir ilizyon gerçekleştiriyor. Biz bunları genellikle böyle lambalarda ya da spot aydınlatmalarında kullanırız. Sanki oradan bir ışık gibi gözükmesi için. Gördüğünüz gibi emissive altında da bazı ayarları var. Burada instant city dediğimiz bölüm buradaki emissive'in aslında şiddetini arttırdığımız durum gördüğünüz gibi. Aşağısındaki emissive color başlığı altında renk seçenekleri mevcut. Burada Color ve Temperature diye iki tane seçeneğimiz var. Color'a tıkladığımda ben buradaki emesi ve istediğim rengi buradan atayabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Alttaki Temperature dediğimiz sıcaklık değeriyle de sıcaklık ya da soğukluk bir renk seçeneği verebiliyorum. Şimdi alttaki Cast Shadow bölümüne gelelim. Cast shadow dediğimiz bölüm ise e, açık ya da kapalı olduğu zaman arasında gölge farkı oluşuyor. Şimdi normalde bu bir fake ışık olduğu için aslında gölge oluşturmaması gerekiyor. Yani gerçekçi bir sahne için cast shadow'un kapalı olması iyi bir durum. Eğer ki açık durum kullanmak istiyorsanız aslında böyle biraz daha stilize ya da fantastik sahneler için daha uygun örnek veriyorum Pelerin de bir ışık süzmesi ya da model üzerinde bir ışığın oluşmasını istiyorsanız hani onun o gölge oluşturmasını için Kaschodov'u aktif hale getirebilirsiniz. Mesela şimdi burada Kaschodov'u aktif hale getirdiğimde yüzey üzerinde de bunun etkisini görebilirsiniz. Kaschodov'a bastığım zaman bakın gördüğünüz gibi aslında gölge oluşturmuyor ve kas aktif hale getirdiğimde aslında e, sahne üzerinde bakın böyle yansıma gibi ve buradaki gölgeleri de etki ediyor. Gördüğünüz gibi MSV de bu işleme yarıyor. Şimdi ise UV başlığı altındaki ayarlarımıza bakalım. Sağ alt köşede gördüğünüz gibi UV başlığı altında belirli ayarlar var. Bunlar ne işe yarıyor? UV aslında bizim Sahnemizdeki dokuların boyutunu ve koordinatlarını ayarladığımız bölüm. İlk olarak buradan stretch'e bakalım. Stretch'te aslında sahnemizdeki dokunun, tekstürün boyutunu buradan ayarlayabiliyoruz. Şimdi burada gördüğünüz gibi bakın aşağıya indirdiğimde boyutu büyüdü. Yukarıya doğru bir hareket ettirdiğim zaman gördüğünüz gibi küçülüyor. Fark ettiyseniz x'i hareket ettirdiğim zaman y de eş zamanla birlikte hareket ediyor. Yani aslında bir orantıyı bozmamaya çalışıyor. x ve y koordinatları üzerinde. Buradaki imlecide tıkladığım zaman bu sefer ben buraya bir değer girerek x ayrı ve y ayrı şekilde koordinatlayabilirim. Ve burada boyutunda uzayabilir ya da genişleyebilir tekstür. Şimdi mesela burada 0 ve 5 yaptığımda gördüğünüz gibi biraz daha ileriye doğru bir e, uzadı. park ettiyseniz biraz daha kısadı. Bu şekilde ayarlama işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Gelelim buranın altına Offset bölümüne. Şimdi Offset bölümü de aslında ileriye geriye ve sağa sola doğru tekstürümüzü hareket ettirmemize yarayan bir ayardır. Offset ile gördüğünüz gibi aşağıya doğru ve yukarıya doğru bir hareket gerçekleştiriyor. Sola ve sağa da y ile gerçekleştiriyoruz. Aşağısındaki rotate ayarı ise tekstürümüzü döndürmeye yarayan parametredir. Bakın gördüğünüz gibi tekstürümüzü bu şekilde döndürebiliyoruz. Alttaki keep texture shape bölümüne geçelim. Buradaki keep texture shape aslında bizim mevcut olan tekstürümüzün Oranını bozmadan ayarlamamıza yardımcı olan bir ayar. Bunu genellikle aktif edin. Mesela örnek vermek gerekirse bir duvara tuğla döşediğinizi düşünün, tekstürü attığınızı düşünün. Ee, yüzeyde olan bir hatadan kaynaklı tekstürlerinizde bozulma meydana gelebilir. İşte oradaki bozulmayı engelleyebilmesi için Kips Texture Shift aktif hale getirdiğinizde oranı bozmaz. Bunu her zaman aktif halde tutabilirsiniz. Şimdi onun altındaki bölüme gelelim. Tripliner dediğimiz bir bölüm. Şimdi Tripliner aslında şuradaki yaptığımız işlemi otomatik olarak kendisi yapıyor. Tripliner'a tıkladığım zaman bunun boyutunu e, tamamen yüzeye olduğu gibi oranını ise o şekilde kendisi ayarlıyor. Aşağıdaki Blend Amount bölümü ise Örnek vermek gerekirse oval ya da kıvrımlı yüzeylerde bazen tekstürlerimizde çizgiler oluşur kesişme noktalarında. İşte buradaki Triplanar bölümünde Blend Amount bölümünü arttırırsanız oradaki çizgileri yok edecektir ve kıvrımlarda daha sumut, daha yumuşak geçiş sağlayıp aslında daha gerçekçi sonuçlar elde edebiliriz. Ve onun altındaki son ayarımız ise UV Randomizer. Aslında buradaki olay genellikle karışık sahnelerde örnek vermek gerekirse taş gibi, işte kayalar gibi biraz daha doğal malzemeleri düşünelim. Bu gibi malzemeleri sıradanlıktan kurtulmak için UV Randomizer'ı kullanıyoruz. Mesela örnek vermek gerekirse şuradaki parkenin gördüğünüz bir aslında bu şekilde devam ediyor. Ben UV randomizer'ı aktif hale getirdiğim zaman gördüğünüz gibi aslında farklı bir şekilde hepsini karıştırarak bir tekstür elde etmiş oluyoruz ve sıralanlıktan kurtulmuş oluyoruz. Tabii ki bunları toprak gibi, taş gibi tekstürlerde kullanınız Daha saltır çünkü parke sıralıdır, devam eder. Onun için UV randomizer'ı daha doğal etki alanlarında kullanmak daha faydalıdır. Gördüğünüz gibi UV bölümü de bu kadardı. Şimdi ise Advanced başlığını inceleyelim. Gördüğünüz gibi materyal ayarlarımız da en alttaki bölümdür. Şimdi burada iki tane seçeneğimiz var. Bir tanesi Road Corner, ikincisi de Limit Color Bleeding dediğimiz iki tane ayar var. Şimdi ilk olarak Road Corner'dan başlayalım. Şimdi road corner ne işe yarıyor? Road corner genellikle böyle keskin kenarlı e, objelerin aslında şuradaki köşelerine bir pat kırması oluşturuyor. Yani aslında o sivrilikten kurtulmasına yarıyor. Şimdi road corner'ı aktif hale getirdiğim zaman gördüğünüz gibi altta bir e, parametre açıldı. Bu aslında buradaki e, oluşturulacak pat kırmasının, yumuşatmanın e, açısının Aslında belirliyor Şimdi buradan ben gördüğünüz gibi bakın köşelerde o keskinlik gitti ve yumuşak bir etki oluşturdu Buna şöyle de bakabiliriz mesela şurada kenardan da baktığınız zaman gördüğünüz gibi keskinliği gitmiş oluyor e, Buradaki aslında işte modelinizin göre yapabiliyorsunuz bakın gördüğünüz gibi çok verdiğiniz zaman, bazı bozulmalar meydana gelebilir. Onun için aslında yeterli bir şekilde vermek her zaman daha doğrudur ve daha realistiktir. Gördüğünüz gibi Road Corner'da köşeleri yumuşatmaya yarayan bir arayarımız. Şimdi burada en altta Limit Color Bleeding dediğimiz bir sistem var. Limit Color Bleeding dediğimiz sistem de aslında şu işe yarıyor. Sahnede çokça e, malzeme, materyal olabilir. İşte daha sıcak, belki daha soğuk renkli e, tekstürlerimiz olabilir. Buradaki limit color bleeding aslında sahnedeki global illumination dediğimiz aslında ışık sıçramasında buradaki gelen ışık buradaki renk bilgisini alır ve buradaki yüzeye yansıtır. İşte bu gibi durumlarda bazen sahnenizde aslında beyaz bir duvar oluşturmak isterken e, sıcak tonların duvara vurmasından kaynaklı istediğiniz sonuçları elde edemiyorsunuz bazen. Onun için burada limit color bleeding'i aktif hale getirirseniz aslında o beyaz duvarınız bundan etkilenmez. Etkilenmediği için de aslında doğru sonuçları elde edebiliyorsunuz. Fakat aslında bu gerçek hayatta olan bir şey. Yani ışık sıçraması eğer ki evinizde ya da çevrenizde bunu gözlemlerseniz göreceksiniz. Örnek veriyorum parkeden parkenin rengi duvara doğru aslında rengini biraz yansıtır. Bu gerçekte olan bir şeydir. E, limit color Blading işte oluşturacağınız sahnelerde e, eğer ki kötü bir etki görüyorsanız bunu açabilirsiniz. Aslında daha önce Corona Render kullananlar e, bunu bilir. Corona Ray Switch'le benzer özelliğe sahiptir aslında ve bunu aktif hale getirdiğinizde ışık sıçramalarını aslında diaktif hale getiriyorsunuz ve etkilenmiyor. Gördüğünüz gibi materyallerimizi, bütün tekstürlerimizi hepsini öğrendik. Bir dahaki ders görüşmek üzere, hoşçakalın.